Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 22 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda ilerleyecek ve sizin ikinci evinizi aydınlatmaya devam edecek. Ay genelinde parasal kazançlarınız, maddi durumunuz, yatırımlar, genel olarak gelir gider dengenizle ilgili, bütçenizle ilgili konu ve kavramlar önceliğiniz olabilir. 21 Haziran'da Güneş tutulmasıyla beraber Yengeç burcunda yeni bir ay doğmuştu. Bu ay 20 Temmuz'da tekrar Yengeç burcunda ikinci bir yeni ay doğacak. Tabii ki bu etkiler özellikle para konularını daha fazla gündem altına getiriyor. Evet, ayın başında 2 Temmuz'da Mart sonundan bu yana Kova burcuna geçen ve orada ilerleyen Satürn geri hareketiyle beraber Kova'dan ayrılıp tekrar bir Oğlak burcuna gerileyecek. Aralık ayına kadar da Satürn'ü Oğlak burcunun son derecelerinde göreceğiz ve özellikle geçtiğimiz Şubat-Mart aylarındaki derecelerde ilerleyecek bu önümüzdeki 5 ay Satürn. Artık bu son Oğlak hareketleri ve Oğlak burcundan çıkmadan önce aslında bize bir fırsat veriyor. Bazı konuları gözden geçirmemiz, eksikleri tamamlamamız için karşımıza bazı ipuçları da getirebilir. Bize bunları tamamlamak için fırsatlar da getirebilir. Bunlar da daha çok parayla ilgili konulara işaret ediyor aslında. Ve 5 Temmuz'da meydana gelecek Dolunay, aynı zamanda bir ay tutulması, 2020'nin 3. ay tutulması olacak. 13 derece Oğlak burcunda, Satürn'ün olduğu Oğlak burcunda 8. evinizde meydana gelecek. Bu ay tutulması bir tamamlanma, dönüşüm işareti. Oğlak'taki tutulma son 1,5 yıldır Yengeç Oğlak aksında yaşadığımız tutulmaların da sonuncusu aslında. Önümüzdeki 9 yıl artık Yengeç Oğlak burcunda tutulma yaşamayacağız. Ve 9. evinizdeki bu ay tutulması para ve maddi konularla ilgili bir tamamlanma ve sonuçlanma getiriyor. Özellikle kredi konuları olabilir. Bir yatırım yapacaksınız, bir harcamanız var, kredi beklentiniz var veya bir kredinin ödenmesi olabilir. Miras, nafaka gibi, miras gibi veya hani hisseli paralarla ilgili konular. Beklediğiniz bir tazminat, bir burs ödemesi olabilir, bir prim alacağınız olabilir. Bununla ilgili konular. Eşinizin parasal kaynakları ve onların değerlendirilmesiyle ilgili konular veya beklentileriniz. Genel olarak ekonomiyle ilgili konulara işaret ettiğini söyleyebilirim. Bu ay tutulmasının ama bir tamamlanma var artık. Belirsizlikler bir netleşiyor. Bir sonuç alıyoruz bu tutulmayla beraber. 13 derece Oğlak burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 13 derece ve yakınlarında önce burçlarda Yengeç, Oğlak, Koç ya da Terazi gibi burçlarda kişisel gezegenleriniz varsa bireysel etkilerinin çok daha güçlü olmasını bekleyebiliriz. Tabii ki toplumsal alanlarda da önemli etkileri olacak bu ay tutulmasının. Bunun için de bir video hazırladım sizler için. Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu izleyebilirsiniz sevgili ikizler. Gezegeniniz Merkür 12 Temmuz'a kadar Yengeç burcundaki retro hareketini sürdürecek. 12 Temmuz'dan itibaren artık retro bitiyor. 12 Temmuz'a kadar tabii biraz günlük hayatımız yavaş. Yani düşünceler var, planlar var ama tam harekete geçmiyor. Ya da hep böyle bir engeller var, karışıklıklar var, olabilir. Mümkün bunun olması. 12 Temmuz'a kadar çok önemli kararlar vermemeye çalışalım. Yine para konularıyla özellikle. Yani harcamalarla ilgili yatırımlar, alışverişler, belki borçlanma konuları, kredi konuları ve benzeri konularda çok radikal, önemli kararlar vermemeye çalışalım. 12 Temmuz'dan itibaren ise artık parasal konularla ilgili daha rahat hareket edebiliriz. Almamız gereken krediyi alabiliriz, yapmamız gereken alışverişleri yapabiliriz, yatırımlarla ilgili harekete geçebiliriz veya ticari bir konuda bir sözleşme, anlaşma yapabiliriz, imza atabiliriz. Yani 12 Temmuz sonrasında Merkür'ün de desteği bizimle olacak. 5 Temmuz'daki tutulmanın etkisini aslında 12 Temmuz'dan itibaren daha güçlü bir şekilde deneyimleyebiliriz, hayata geçtiğini görebiliriz. Ay boyunca enerji gezegenimiz Mars Koç burcunda olacak. Mars Koç burcunda ateş elementinde ve kendi burcunda sizin için de dost bir burçta size güzel bir etkisi olacak. Bunu söyleyebiliriz. Bu en azından şöyle bir size motivasyon verecek, enerjinizi arttıracak, fiziksel gücünüz yerinde, biraz daha heveslisiniz, girişkensiniz, yeni hedefler, organizasyonlar, belki bazı
ekip halinde yapılacak faaliyetler, arkadaşlardan gelecek bazı teklifler, öneriler, tüm bu aktivitelerde Mars sizi destekliyor. Fiziksel anlamda da daha rahat hareket edebilirsiniz bu ay genelinde. Spor ve benzeri aktiviteler için enerjiniz de yükselecek. Bunu değerlendirebilirsiniz. Birçoklarınız özellikle yeni projeler içerisinde yer alabilir. Bir de arkadaşlarla daha fazla bir arada olabileceğiniz, birlikte bir şeyler yapabileceğiniz gündemleriniz ay genelinde yine ön planda olabilir. Mars'ın Koç burcundaki hareketi önemli çünkü yıl sonuna kadar Koç burcunda olacak 6 ay. 10 Eylül ile 25 Kasım arasında retro hareketi var. Onun için zaten daha sonra sizin için özel bir videoda hazırlayacağım. Bu ay Mars Koç'ta ileri harekette. Genel olarak da size güzel, olumlu destekleri olacağını söyleyebilirim. Evet, ve 20 Temmuz'da tekrar Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay 28 derece Yengeç Burcu'nda doğacak. Güneş-Satürn karşıtlığı içerisinde doğacak. Güneş-Satürn karşıtlığı ciddi enerjiler veriyor yeni aya, güçlü enerjiler veriyor. Her ne oluyorsa aslında daha kararlıyız, daha planlı programlı hareket ediyoruz. Yine para evinizde, yine gelirlerinizle ilgili, giderlerinizle ilgili, bütçenizle ilgili kazançlarınız, mal varlıklarınız, paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki bir emlak alım için harekete geçeceksiniz, belki bir yatırım yapacaksınız, belki bir evi satacaksınız veya yeni bir ev almak için kredi alacaksınız. Tüm bunlar artık 20 Temmuz'daki bu yeni ayla hayatınıza yeni bir pencere açıyor. Hem tutulmaları tamamlamış olacağız, hem artık Merkür retrosu da bitmiş olacak. Satürn'ün o güçlü, kararlı enerjisi sizi harekete geçmeniz konusunda, daha sorumlu davranmanız konusunda destekleyecek gibi görünüyor. Özellikle uzun vadeli hedeflerinizle ilgili parasal anlamda harekete geçebilirsiniz. Tabii biraz sorumluluklar da alacağınızı gösteriyor gökyüzü. Satürn olan yerde sorumluluk var. Yani bu biraz uzun vadeli bir borçlanma olabilir. Bir borç alma veya kredi ödeme yükümlülüğü olabilir. Veya gelirlerinizle ilgili bir konu varsa, kazançlarınızla ilgili yine bunun biraz daha uzun vadeli olmasını da bekleyebiliriz aslında. Eğer sizin için doğru değilse, yanlışsa veya hani sizin için daha önceden planlamış olabilirsiniz bunu. Ama şu dönemde eğer yeni ay enerjisiyle bu bir şekilde engelleniyorsa, hayata geçmiyorsa, Satürn'ün burada sizi koruduğunu, sizin için aslında uzun vadede sizin hayrınıza bir şekilde olayları gündeme getirdiğini de söyleyebiliriz sevgili ikizler. Evet, 28 derece Yengeç burcundaki yeni ay, kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle 28 derece ve yakınlarında önce burçlarınız varsa tabii ki bireysel olarak bundan çok daha güçlü etkiler, önemli tesirler alabilirsiniz. 22 Temmuz'dan itibaren Güneş artık Aslan burcuna geçecek. Ayın son haftası Güneş Aslan burcunda sizin de üçüncü evinizi aydınlatıyor olacak. Bu yaşam enerjinizi güçlendiren, sizi de biraz keyiflendiren bir geçiş aslında. Artık ilginiz, odağınız para konularından biraz uzaklaşmaya başlayacak. Biraz daha böyle seyahat planları olabilir, geziler olabilir. Belki yakınlarınız, çevreniz, arkadaşlarınız, kardeşleriniz, akrabalarınız, onlarla olan ilişki dinamikleri gündeme gelebilir. Eğitimle ilgili veya ticari alanda yapmak istediğiniz hedefleriniz, programlarınız, tüm bunları ay sonundan itibaren Güneş'in 3. evinizdeki hareketiyle beraber gündeminize de almaya başlayabilirsiniz sevgili ikizler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız.
Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.